Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videolara beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana lütfen mail atınız. Size maille detaylardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki güzel bir stratejiden bahsedeceğim size B813 EMA stratejisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde tabii ki Bitcoin'e şöyle bir bakalım. Bitcoin şu an ne yapabilir? Bitcoin e, yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde gelebilir mi diye şöyle incelen bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki geçen hafta gerçekten çok güzel pozisyonlara girerek iyi kârlar realizasyonları yaptık. Sizlerle de zaten bunu hem Instagram'da hem Telegram'da paylaştım arkadaşlar. Hatta dün bile hukpaliyesinden gerçekten iyi bir kârlar realizasyonu yapıldı. Tüm takipçilerime yani faydamız oluyorsa ne mutlu bana. Şimdi tabii ki Bitcoin'de bir bayrak formasyonu var arkadaşlar. Bu bayrak formasyonu gördüğünüz gibi yataya burada bağladı. Kırılım geldi ve yukarı yönlü hani bir test yaptı. Tabii ki alt day framelerde ve bir saatlik day framelerde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an arkadaşlar yukarı yönlü sanki böyle patlayacakmış gibi duruyor. Yani şu an direnç bölgesine karşılaştı Bitcoin. Gördüğünüz gibi direnç bölgesine şu an karşılaştı. Ve yükselen bir majör trendi kırdığımız için daha önce tam bu bölgede arkadaşlar. Tekrar birinci temas, ikinci temas ve üçüncü temasa geliyor. Eğer bakın burayı lütfen çok dikkatli dinleyiniz arkadaşlar. Eğer Buradan da satış yersek o zaman gerçekten ciddi bir düşüşe sebep olabiliriz. Çünkü 3 tür temas edilen bölgeyi hala kıramıyorsak gücümüzü çok ciddi bir şekilde kaybetmiş oluruz arkadaşlar. Ve dolayısıyla aşağı yönlü satışlar net bir şekilde gelir. Yani bildiğiniz buradaki Destek bölgesinin altına bile sarkabiliriz arkadaşlar o yüzden hani yukarı yönlü kırılımlar gelirse bizler için tabii ki çok iyi yani long pozisyonu kovalayanlar için gerçekten ideal bir pozisyon olur bu zaten şunu buradan sileyim artık minor trendimiz burada kırıldı minor trend kırıldıktan sonra major trend de kırıldı arkadaşlar şimdi dediğim gibi birinci temas ikinci temas üçüncü temas ve dörde doğru geldi Burası da gerçekten satış yerse o zaman arkadaşlar aşağı doğru devam edebiliriz. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bana kalırsa benim fikrimi sorar, soracak olursanız arkadaşlar yükselen major, major trenin üzerine çıkıp bir test yapıp onayını alırsak o zaman pozisyona girmek daha mantıklı. Hemen şöyle tekrar bir göstereyim size. Geldik çıktık hemen bir test buranın onayını aldık yukarı ilk yeşil mumda açıkçası arkadaşlar pozisyona girmek en mantıklısı şu an bekliyoruz herkes gibi biz de bekliyoruz bakalım direnç bölgesini kırıp major trendin içine tekrar kendini atabilecek mi şu an bayrak formasının aslında piyasada yukarı yönlü hareketleri tetikleyen bir formasyon olduğu için şu an tamamen beklemedeyiz arkadaşlar ve Coin class de baktığımız zaman arkadaşlar likidasyon haritasında açıkçası yüksek bir oran arkadaşlar 61942 seviyesinde 143 milyon dolarlık bir likidasyon havuzu var tabii ki onun bir tık daha üstü bir tık daha üstü derken bu ortalama 300 milyon dolara kadar tekabül ediyor. Yani açıkçası şöyle söylemem gerekirse malı e, komple yani akıllı paranın komple takip edebileceği 62.850 seviyesi diyebilirim. 62.850 seviyesi de major trendin içi. Eğer burada tutunursa aşağı yönlü düşmezse yukarı yönlü hareketler gelebilir. Bakın buna lütfen çok dikkat edin. 62.800 seviyesine kadar ben şu an için yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum. Çünkü bu bölgenin patlatılması gerekiyor. Neden patlatılması gerekiyor arkadaşlar? Çünkü bu bölge çok yakınız. Hemen şöyle aşağı ineyim. Evet şunu şuradan çekeyim. Evet. Bu bölgeye çok yakın kızınız arkadaşlar. O yüzden bu bölgelerin patlatılması gerekiyor. Mesela bakın şuradaki sarı çizgiyi görüyorsunuz. 61.300 seviyesinde 113 milyon dolar lik havuzu vardı şortçuların. O patlatıldı. Daha sonra arkadaşlar 61.600 seviyesinde bir 140 milyonluk dolarlık bir likavuz vardı. O da patlatıldı. Ama bakın burası 61.900 seviyesi Patlatılamadı açıkçası. Buranın da patlatılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Açıkçası şu an buralar çok yakın olduğumuz için yukarı yönlü hareketlerin gelmesi tabii ki mümkün gibi duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla bile şu an inanılmaz bir direnç bölgesindeyiz. Hem direnç bölgesi hem major bölgenin temas noktasındayız. Yani satış baskısı da çok fazla onu da söyleyeyim. Bakalım ayılar mı boğalar savaşını kim kazanacak. Evet hemen şöyle hayta bir geleyim arkadaşlar. Şimdi tabii ki size bugün ben bir stratejiden bahsedeceğim. Onu da söyleyeyim. B8-13 B8, 10, B8 13 EMA stratejisi. Gerçekten güzel bir strateji arkadaşlar. Aynı zamanda Dynarch Osteratör bunu kombin yaptığımız zaman iyi sonuçlar alıyoruz. Bu arada şunu göstermek istiyorum. High aksi. Evet hemen tekrar yükleyelim. Neyse bu yüklenirken hatta açılıyorum hemen. Evet. Ee, geçen paylaşmış olduğumuz arkadaşlar Instagram'da ve Telegram'da paylaşmış olduğumuz pozisyonlar gerçekten geçen hafta bizlere ilk kâr realizasyonu yaptırdı. Trendflex algı indikatörüne çok iyi bölgelerden sinyalleri yakalar gerçekten iyi bir bölgelerde kar realizasyonu geçtik. Dediğim gibi arkadaşlar LPT, DGPT, SUI ve Bitcoin ile ilgili gerçekten iyi kâr realizasyonu yapıldı. Sinyallerde çok istediğimiz bölgelerde verildi açıkçası. Şu an hemen bir bakalım ee, dün paylaştıklarım burada mı? Evet şu an Bitcoin'i paylaşmıştım. 20 saat önce Ondan sonra arkadaşlar size dediğim gibi hook paritesini paylaştım. Altın oran seviyesinden yukarı yönlü hareket gelebilmesi çok yüksek ihtimal demiştim. Çünkü yükselen bir trend söz konusu ve yükselen trend söz konusuysa arkadaşlar bu bir düzeltmenin bir yerde bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla düzeltmenin bitmesi de ortalama 0.50 ile 0.60 arasındaki altın oran seviyesine gelmesi demek arkadaşlar. Oraya geldiği zaman ve burada düşen bir minor trendi de çizdiğim zaman arkadaşlar kırılma bir yukarı yönlü hareketler evet %14 gibi çok net bir şekilde geldi arkadaşlar. Onda Göstermek istedim sizlere. Hemen hızlı bir şekilde e, paritesiyle de ilgili arkadaşlar video çekmiştim biliyorsunuz demiştim birinci temas, ikinci temas, üç, dört, beş. Artık yukarı yönlü o kadar gitmek istek istiyor ki e, açıkçası yükselen trendi de kırmadı. Temaslar çok fazla ya patladı, patlayacak dedim arkadaşlar ve patladı gerçekten. Şu an iyi bir çıkış yakaladı arkadaşlar. Hemen bu arada bir bakalım mala. Hemen burada güncel bir şekilde hızlı bir şekilde bakalım. Evet şu an için hala evet düşmüş tekrar geri. Hemen şöyle düzeltelim. Aynen. Şu an için arkadaşlar tekrar yukarı yönlü kırılım gelmiş ve aşağı yönlü düşmüş. Açıkçası şuradaki e, trenin trendin kırılımı e, açıkçası çok da şu an tehlike arz etmiyor. Aşağı yönlü sert düşme başlarsa o zaman tehlike arz ediyor. Buradan yukarı yönlü giden birçok pozisyon gördük arkadaşlar. Şu an beklemedeyiz. Daha sonra arkadaşlar neyi paylaşmıştım sizlerle hemen tekrar bakalım. Evet şu an e, suyu paylaşmıştım. O da altın oranında altın oranında hala durmaya devam ediyor. Bitcoin'in yön hareketiyle birlikte aslında birçok coin hareketine devam edecek. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar 5-8-13 stratejisine. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlk önce e, şurada hemen göstereyim. Eman üçlü EMA var. 3 EMA yazdığınız zaman zaten çıkıyor arkadaşlar. 3 EMA yazdıktan sonra geliyorsunuz ayarlar bölümüne. Aslında 10 50 200 olarak giriyor otomatikman ayarlarda ama siz bunu arkadaşlar 5 8 13 olarak ayarlıyorsunuz ve daha sonra stil bölümünden de istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Ben renkleri arkadaşlar hemen şunu açayım hızlı bir şekilde. Ee, sarı, yeşil ve kırmızı yaptım. Şimdi arkadaşlar bu 5 8 13 EMA'sı aslında eee kullanmış olduğu, yoğunlukla kullanmış olduğu bir strateji. Yani dolayısıyla e, 5 8 13 keserse evet fiyat yukarı gider veya fiyat e, 13'ün üzerinde ise yukarı yönlü hareketlerin gidebileceğini e, tekabül eder. Veya e, grafik e, 13'ün altındaysa arkadaşlar aşağı yönlü hareketler hala devam eder gibi gibi birçok söylenti var. Ama tabii ki bunu görsel olarak baktığımız zaman şöyle Bitcoin'de 4 saatlik tarifremde bakıyorum. Ben bunu 1 saatlik tarifremi düşüreceğim arkadaşlar. Hemen. Evet. Şu an bakın 1 saatlik tarifremdeyiz. Tabii ki bu birazcık hani sizin e, gözünüzü yoracak ama tabii ki bu göz, gözünüzü yormayı bir indikatörle açıkçası azaltacağız arkadaşlar. En azından e, yön bulmayı daha da kolaylaştıracağız şimdi tabii ki burada bir bayrak formasyonumuz var evet 5 8 13 stratejisi çok güzel çalışıyor Bu bayrak formasyonu ile birlikte yukarı yönlü hareketler veya aşağı yönlü hareketleri e, izleyebileceğiz Mesela örnek vermem gerekirse burada bakın şimdi tabii ki 5 sarı 8 e, kırmızı ve 13 de yeşil e, renkleri tekabül ediyor Gördüğünüz gibi 5, 8, 13 yukarı yönlü kestiği zaman arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bu zaten bilinen bir olay. Yani yukarı yönlü trendin devam edebileceğini gösteren net bir çizgi. Hemen şöyle grafiği bir kapatayım arkadaşlar. Evet gizlediğimiz zaman aynen bakın bu şekilde yukarı yönlü hareketler geliyor 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 bakın burada bir kırılım geliyor ya bu kırılımla birlikte aslında ben bu kırılımın daha da aşağı düşebileceğini mi yoksa yukarı yönlü hareketler edebileceğini mi tahmin etmemiz lazım. Ee, hemen onu da tabii ki neyle tahmin edeceğiz? Dynage oscillator indikatörüyle arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu Dynage oscillator indikatörümüz de biliyorsunuz trend tavanlı çok ciddi bir şekilde trend takip eden bir indikatör. Şimdi e, burada 5, 8, 13 indikatörü yukarı yönlü hareketine devam ederken görüyorsunuz bakın Dynarch osilatörde yeşil histogramlar artık çıkmaya başlıyor. Bakın yukarı yönlü trend çok net bir şekilde yukarı yönlü devam ederken direnç bölgesiyle karşılaşıyor. Ve dolayısıyla burada yükselen trendi de kırıyor. Aşağı yönlü devam ediyor ve burada görüyorsunuz arkadaşlar aşağı yönlü kırmızı bir histogram yanıyor. Ve tabii ki bu kırmızı histogram yandığı zaman isterseniz burada siz şanssızlığı deneyebilirsiniz. Kısa bir stop mesafesi de bir short pozisyonu açabilirsiniz veya ben daha net emin olmak istiyorum derseniz daha sert yani buradaki gibi histogram çubuklarını bekleyebilirsiniz. Görüyorsunuz geliyor, geliyor ve tekrar yukarı yönlü hareketlere devam ediyor. Ve bakın burada 5 8 yani 5 EMA 8 ve 13'ün üzerine çıkarak aslında trendi burada tekrar başlattırıyor arkadaşlar. Ve yukarı yönlü gördüğünüz gibi Dinamik Osilatör'de de histogramlar yeşile doğru dönmeye başlıyor. Bakın yukarı yönlü hareketler gitmeye başlıyor. İşte Asıl önemli olan nokta burası arkadaşlar. Bakın burada bir konsolidasyon, bu yatay piyasa söz konusu. Bu yatay piyasada kim para kazanır? Tabii ki e, trader'lar para kazanır. Çünkü direnç bölgesinde satarlar, destek bölgesinde alarlar vesaire vesaire. Şimdi Burası bizim için bir yatay piyasa. Bu yatay piyasada baktığımız zaman aslında evet, bakın kesimler çok fazla. Bu bu kesimlerin çok fazla olması daimaç o sırada da çok çılız bir histogram söz konusu oluyor. Ve dolayısıyla burada işlem yapılmayacağı net bir şekilde bize gösteriyor arkadaşlar. Ne zaman işlem yapılması gerekiyor? Tabii ki siz bunlara yani böyle açıkçası hemen ufak bir trend çizgisi çekerek mesela şuradan ben şöyle bir trend çizgisi çektim. En azından dedim ki yukarı yönlü bakın bir trend çizgisi söz konusu. Burası kırıldı mı aşağıda takip ederim dedim. Aynen bakın şöyle göstereyim ben size. Buradaki trend çizgisi bunu isterseniz 45 dakikada 30 dakikada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Hemen şöyle evet. Bakın burada yükselen bir trend var söz konusu. Evet bakın burada merdiven misali yükselen bir trend var. Ama nerede arkadaşlar? Hemen hatta ben şöyle size tekrar Bölüyorum ama şunları biraz kalınlaştırayım. Daha net bir şekilde görelim. Evet. Burada arkadaşlar 5, 8 ve 13'ün altına düşüyor. Ve gördüğünüz gibi artık burada histogram kırmızıya dönüyor. Ve dolayısıyla aslında burada trend çizgisinde kırılmasıyla birlikte zaten bir direnç bölgesindeyiz. Ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Tabii ki %100 hani çalışan bir strateji değil. Bazı e, gerçekten spekülasyon hareketlere maruz kalabiliyoruz. E, bakın burada mesela çok ciddi bir yukarı aşağı bir patlatma operasyonları oldu. Bakın burası tamamen karman çorman bir yer. Yani burada açıkçası hiçbir şey yapılamaz. Ya yani Burada e, long girersiniz patlatıyorlar. Short girersiniz patlatıyorlar. Burada açıkçası yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E, biz... Trendi yakalamaya çalışıyoruz. Yani Buradan kazandığımız parayla burada stop mesafelerini koyarak şansımızı denemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve burada mesela 5, 8, 13'ü yukarı yönlü kestiği zaman ve ben burada histogramı da Dynamics Osteratör'de histogramı gördüğüm zaman şunu diyebilirim. Evet yukarı yönlü hareketler gelebiliyor ve yukarı yönlü hareketler gördüğünüz gibi gidiyor. Evet şimdi ben bunu nerede denemek istiyorum? Mesela e, hook hook'ta denemek istiyorum. Hook paritesini açalım. Veya başka parite de olabilir. Tamamen tesadüf atm hukuk geldiği için onu açıyorum. Evet çünkü hani şu an çok ciddi bir trend de olduğu için ben hukuku açmak istedim. Hatta şunları silelim. Zaten karlar yapıldı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Tam bu bölge hemen sizlerle birlikte ben de çizeyim dikdörtgenimi alayım. Tam bu bölge bir konsolidasyon bölgesi. Yatay piyasa yani direnç ile de destek arasında gidiyor geliyor. Peki ee, aynen bakın burada Dynamic osilatörde de çok cılız hareketler var. Yani bir trend belirleme söz konusu olmuyor. Nerede trend belirlenebiliyor arkadaşlar? Bakın burası aslında şöyle baktığım zaman. Evet burası direnç bölgesi 1 2 3 4 5 6 7. Burası bizim için direnç bölgesi arkadaşlar. Yani yukarı yönlü gitmeye çok istekli olduğunu burada ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Çünkü aşağı yönlü sadece bir temasımız var. Hemen şunu da şöyle yapalım. Evet. Tek bir temas hareketi var. Aslında yukarı yönlü hareketlerin daha istekli olduğunu burada artık anlayabiliyoruz yani. Artık bu kadar da çözmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ve daha sonra burada görüyorsunuz Dynage Osteotor bildiğiniz yeşil rengi dönüyor. Takip ediyor, takip ediyor, takip ediyor. Biz de tabii ki takip ediyoruz bu arada. 5, 8, 13 burada resmen yukarı yönlü ince ince kesiyor. Ve artık yukarı yönlü hareketler direnç bölgesinin kırılmasıyla birlikte geldiğini görüyoruz. Yani aslında şöyle hemen tekrar alayım. Aslında tam şu bölge bizim yukarı yönlü hareketlerin net bir şekilde artık geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketler gidiyor. Ve B8-10 stratejisi çok güzel bir şekilde aynı seviyelerde devam ediyor. Bakın şunu da özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer mum grafikleri e, mevcut B8-10 stratejisinin yani 5'in üzerindeyse arkadaşlar Dolayısıyla arkadaşlar yani grafiğin yukarı yönlü hareketlere devam edeceğini gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler gidiyor. Geliyor ve bakın burada aşağı yönlü bir kesişim gelmiyor. Aşağı yönlü kesişim tam bu bölgede geliyor. Hemen bu bölgede geliyor ama arkadaşlar bakın her şey birbirini de açıkçası tamamlıyor. Aşağı yönlü geliyor. Tabii siz burayı görmüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Buradan bir dönüş söz konusu olduğu zaman ben o zaman diyorum ki buradan buraya bir trend çizgisi çekebilir. Neden? Başladığım noktayla Bittiğim noktasında iki tane temas çizgisi var. Birincisi burası, ikincisi burası diyebiliyorum. O zaman ben şunu diyorum arkadaşlar. Burada bir trend söz konusu. Ve trendi yakından takip etmeye başlıyorum. Bakın ben sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Instagram'da ve Telegram gruplarında ben sizlerle bir şey paylaştığım zaman gerçekten bu şekilde analiz yaparak paylaşıyorum. Yüzlerce coin var. Yüzlerce coin'i takip edemiyoruz. Ama benim takip etmiş olduğum 200 tane yakın coin var. Bunları bu şekilde hem ekip arkadaşlarımızla birlikte hem ben kendim şahsen analiz yaparak sizlerle bunu paylaşıyorum. İşte bakın tam bu sürede bakın ben işte bu hook paritesinde yakalamış olduğum pozisyonu size burada birebir anlatıyorum. Hem stratejiyle birlikte arkadaşlar. Tabii ki bunu Trendflex algo indikatörüyle de yakalayabilirsiniz. O ekstra bir artık atıyor size zaten. Mesela burada geliyor yukarı yönlü bir kesişim geliyor değil mi arkadaşlar? Ben şunu anlayabiliyorum. Zaten yukarı yönlü bir trend söz konusuyken. Bakın şu bölge yukarı yönlü bir trend söz konusuyken yukarı yönlü hareketin grafiğin gelmesi bakın burada Dynamech Oscillator'da çok cılız bir kırmızı aşağı yönlü histogram hareketi var. Ama bunun açıkçası hiçbir anlamı yok. Neden? Çünkü trend kırılmadı. Ve yukarı yönlü hareketlerin geldiği çok aşikar resmen belli oluyor. Şimdi ben burada bu yukarı yönlü hareketi yakaladım mı bir saatlik tarifimde? Okey yakaladım. Daha sonra takip ediyorum. Ve burada aşağı yönlü düştü. Hemen şunu tekrar 30 dakikaya alayım arkadaşlar. Çünkü 30 dakikada ben bunu çektim. Şöyle aynen şunu şu şekilde çektik. Aynen. Burada bir trend çizgimizi çektik. Düşen minor trend çizgimizi çektik. Ve burada dedim yukarı yönlü kırıldığı zaman ve 5.8.13 sistemi yani stratejide çalıştığı zaman benim işleme girebileceğim nokta şurası. Aynen. işleme girebileceğim nokta burası arkadaşlar bakın geliyor yukarı yönlü aşağı yönlü kesişim yapıyor ama bakın aşağı yönlü kesişim size short işlemi fırsatı sunuyor çok kısa mesafe çünkü neden Hala trend çizgisi yukarıda. Hala trend çizgisi kırılmadı. Dolayısıyla ben buradaki yeşil his, pardon özür dilerim. Kırmızı histogramdaki Dynamic Oscillator'u ciddiye almıyorum. Çünkü trend çizgim kırılmadı. Ve burada yukarı yönlü hareketler gelmeye başladı. 5, 8, 13 EMA de yukarı yönlü kesişim başladı. Ve arkadaşlar burada da Dynamic Osservatör'de gördüğünüz gibi net bir şekilde artık yeşil histogramlar gelmeye başladı. Ve ben artık şunu diyebiliyorum. Evet artık yukarı yönlü hareketler başladı. Zaten TP'mizi 0.477'ye koymuştuk. O zaten tamamen patladı otp bir alındı ve yukarı yönlü hareketler gitmeye devam etti. Şimdi hemen şöyle bir analiz daha yapalım sizlerle birlikte hukuk paritesiyle. Evet düşüş gelmiş. Peki şöyle evet, trend çizgimizi şöyle bir çekelim. Evet şimdi tabii ki trend çizgimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın özellikle de onu söylemek istiyorum. Şunu şuradan kapatalım. Hatta EMA'yı da bir kapatalım. Evet. Bizim trend çizgimiz yukarı yönlü hala devam ediyor. Bakın trendimiz bozulmadı. Hemen bir saate gelelim. Trendimiz bozulmadı arkadaşlar. Burada trendi bozulan herhangi bir olasılık söz konusu değil. Burada sadece bir düzeltme hareketi var arkadaşlar. Bu düzeltme hareketinin de mesela şuradan hemen şuradan şuraya bir altın oranı açtığınız zaman mesela gördüğünüz gibi altın oranın tam nokta atışındayız. Buradan yukarı yönlü hareketler gelebilir. Bu elde var bir veya Trende temasını gerçekleştirip yukarı yönlü hareketler gelebilir. Bu da elde var 2. Tamamen biraz da bitcoin hareketlerine bağlıyız. Eğer bitcoin yukarı yönlü patlarsa bu da patlar. Şimdi Dynage Osilatör'e geldim. Bir saatlik time frame'de. Bakın bir saatlik time frame'de Dynage Osilatör'de şu an için kırmızıyı görmedim. Ama eminim göreceğiz. Ve dolayısıyla arkadaşlar eğer kırmızıyı görürsek trend de bozulmadıysa ve tekrar burada olduğu gibi yeşile dönüyorsa o zaman yukarı yönlü hareketlerde gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Aynen. 30 dakikalık time frame'deyiz arkadaşlar. 30 dakikalık time frame'de gördüğünüz gibi kırmızı geldi. Ve trend bozulmadı. Bakın tekrar söylüyorum. Kırmızının gelmesi trendi aşağı yönlü bozmadı. Yukarı yönlü eğer yeşile dönerse o zaman buradaki trendimiz devam edeceğini net bir şekilde bize gösteriyor. B8-13 stratejisini açtığımız zaman bakın aşağı yönlü kesişim gelmiş. Ve buradan yukarı yönlü bir kesişimle hukun hala devam edebileceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu şekilde bunu değerlendirebilirsiniz tamamen de tersini düşünebilirsiniz düşüş e, olayını aynen bakın burada da mesela aşağı yöne bir trend çizgisi çektiğiniz zaman buradaki B813 emas stratejisinde yukarı yönlü hareketlerde aslında trendi bozmadığı için hala aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini görebilirsiniz mesela e, ben burada Dainrich oscillatorı kapattım Trendflex'e bir bakayım arkadaşlar Trendflex algoyla da ne yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Trend algoyla da şöyle çalışsın. Aynen bakın Trend Breaks algo da tamamen trend yukarı yönlü devam ederken gelen sel hiç dikkate almıyorum. Bakın bunu lütfen dikkat edin arkadaşlar. Trend yukarı. Burada biz bu sinyalleri maalesef kaldıramıyoruz. Çünkü neden? Ee, hani press action konseptine bağlı bir e, yazılımlar olduğu için bunların bazıları olması lazım arkadaşlar. Çünkü buradaki destekler vesaireler kırılıyor. Ama şunu öncelikle size söylemek istiyorum. Yukarı yönlü trend devam ederken Gelen buy sinyali gerçekten çok geçerli bir sinyaldir. Bakın şimdi sel sinyali gelmiş. Okey. En azından burada 0.52'den 0.48'e kadar düşürmüş. Belki daha da düşebilir. 46'ya kadar düşebilir. Ama eğer burada bir buy sinyali geliyorsa ve buradaki trend de kırılmadıysa o zaman arkadaşlar yukarı yönlü hareketler hala devam edecek. Evet benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen bana sorabilirsiniz. Ee, çekinmeyin. İsta, e, Instagram'da DM'den de cevaplayabilirim. Mail yolda da cevaplayabilirim arkadaşlar. O yüzden aklınıza takılan soruları bana sorabilirsiniz. Trendflex algı indikatörüne da aynı çözülete prens Quanto indikatörünü almak istiyorsanız sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.